Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün gece yükseliş gelmiş sabaha kadar sürmüş. Dün videomuzda şöyle bir senaryodan bahsettik biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle günlük grafiği alayım ben. Şöyle göstereyim. Biz yükselen trendi kırdık. Düşen ana trende geldik. 69 bin dolardan gelen Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar, 69 bin dolardan gelen trende geldik, tutunduk. Dileyen yüzde iki buçuk stoplu dener. Kapak resmimizde de tepki yükselişi gelir mi gibisinden açıklamalar yazdık. Videomuzda da bu turuncu çizgiye kadar bir ihtimal yükseliş gelebilir diye bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu turuncu çizgiye kadar geldik. Gördüğünüz gibi orayı da kıramamış arkadaşlar. Ee, 4 saat grafiğe bir bakalım şöyle. Yani tam o noktalardan döndüğünü görüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bu yükseliş tuzak mı değil mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle kanal grafiğimize gidelim. Biliyorsunuz yatay bir mavi çizgimiz vardı bizim. Şöyle. Önemli bir destekli kırıldı. Daha sonra önemli direnç haline geldi. Günlerce yatay gittiği günler vardı ya geçen hafta. İşte orada sürekli biz maviden dönüyorduk. Daha sonra aşağı sert bir kırılım geldi. Bu son yükselişle de tam mavi çizgiye gidip kapanışını tam orada yapıp düşmeye başladı arkadaşlar. Yani e, bana göre hala e, düşüş bitti yükseliş başlıyor dememiz için erken arkadaşlar. Elimizde negatif veriler var az sonra değineceğim. Yani bu kanal grafiğimize göre bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bin, 22650 bin üstünde bir 4 saatlik kapanış lazım en azından 22650. Bu görülmedikçe direncimiz kırılmış değil. Bilginiz olsun. Ve geri çekilmelerde nereyi takip edeceğiz? Kanalımızın alt çizgisi var. 21.700. Orası ilk desteğimiz. Önemli desteğimiz ise 21.470 seviyesinde. Buradaki sarı renkli yatay çizgimiz. Orada kırılırsa arkadaşlar düşüşler sert gelir diye düşünüyorum. Yani direncin kırılmasını bekleyeceğiz. Üzerimizde ne var? 23.150 direnci var. Daha sonra da 23.470 direnci var. Yükselişlerde de bunları takip edeceğiz ama öncelikle mavinin üstünde bir 4 saatlik kapanış lazım. Gelelim diğer grafiğimize arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım size. Önemli bir direnç destek kırıldı mı? Ne olur arkadaşlar? Bazen soluksuz düşer, bazen önce bir rites yapar. Ondan sonra düşüşüne devam eder. Ve atıyorum düşüş geldiğinde insanlar o kadar negatif ki işte artık daha da diplerin geleceğine ikna alıyorlar. Böyle durumlarda da önce de bahsettik arkadaşlar, short patlatmak isteyebilirler. Şimdi düşünce insanlar short açıyor ve hani eğer düşüş devam ederse soluksuz bir şekilde böyle zikzak yapmadan dalgalanmadan düşüş devam ederse insanlar para kazanıyor ve öyle bir noktadayken böyle düşüş yaşandığında yataya bağlıyor. Orada adamlar nabzını ölçüyor insanların. Bakıyor ki insanların çoğu short oynamış diyor. Biz buradan düşürmeye devam edersek hepsi kazanacak. En iyisi biz bir onları sıfırlayalım diyor. Arkasından %16'lık bir yükseliş geliyor. En popüler kaldıraç 10 kaldıraçtır arkadaşlar. Yani 10 kaldıracı tamamen patlattılar. Onu söyleyebilirim. Şimdi o adamlar iflas etti. İsterseler artık düşürebilirler. Yani kıvama getirdiler piyasayı. Ve yükseldiği için insanlar gaza geliyor. Belki buralar da biraz oyalayacaklar. Bakacaklar eğer long pozisyonları çoksa longları patlatmak için tekrar düşürecekler. Biz tekneye göre bakınca arkadaşlar önemli dirence geldiğimizi görüyoruz. Hem mavi çizgimiz hem de bu yükselen tren çizgimize geldik. Bakın daha önce yeşil kırıldığında defalarca test etti gördünüz mü? Düştü test etti düştü test etti ondan sonra üzerinde atamayınca diğer desteğe doğru düştü E şimdi de tekrar test ediyor öyle düşünebiliriz diğer grafiğimize gelelim aynı anda da günlükte Bollinger orta bandına biz iğne attık arkadaşlar günlük Bollinger orta bandı da önemli bir direncimizdir biliyorsunuz mesela e, orta bandı kırmay başarırsa üst banda kadar gidebilir 24.600 seviyelerine doğru ama bunun için öncelikle bu yükselen trendin üzerine atacağız ve mavi çizginin üzerine atacağız arkadaşlar. Günlük kapanışta böyle Bollinger orta bandın üstünde gelirse o zaman diyeceğiz ki ha bunlar yükseltmeyi kafaya koymuş. Ama bunlar olmadıkça arkadaşlar klasik bir short patlatma ve kırdığımız desteği retest etme hareketi gibi görünüyor. Diğer detaya gelelim. Haftalık kapanış geldi biliyorsunuz. Şimdi normal piyasalarda Aynı bir şekilde 2000 dolar atarsa alçalan dip yapmaz diye söz ettik değil mi? Şu an bakınca alçalan dip yapılmadı arkadaşlar. Dip yükselen dip yapıldı değil mi? Ama elimizde de bir veri var. O da vadeli işlemler. Vadeli işlemlerde alçalan dip yapıldı. Yani netice olarak alçalan dip yapıldı vadeli işlemlerde. Şimdi kaç kişi bu vadeli ciddiye alıyor bilemem tabii ki. Ama birçoğu bunu bence ciddiye alıyor. Yani normal piyasalarda alçalan dip yapılmadıysa ve burada çok sağlam bullish bir mum var. Buradan yukarı gideceğiz gibi düşünebilir. Peki, indikatörler ne diyor? Arasaya bakalım öncelikle. Arkadaşlar, arasaya bakınca alçalan dip yaptığını görüyoruz. Bakın, arasayda alçalan dip var. Yani arasayda ikili tepe yapıldı. Daha sonra da bir alçalan dip yapıldı. Şimdi ikili tepenin çalışması için dibin kırılması gerekiyor. Ve şu anda biz bunu yaptık. Yani arasay bazında oldukça negatif duruyor arkadaşlar. Tamam mı? Stokastik arasaya bakıyoruz. Mavi alan içine girdi kapattı. Yani sat sinyalleri gelmeye devam ediyor haftalık grafikte. Mekliğe bakınca da çubuklar kısalıyor. Hala bu iki ortalama sıfır seviyesinin üzerine atmış değil. Yani hala negatif tablo bana göre haftalıkta devam ediyor. Normal piyasalarda yükselen dip yapsak da vadeli işlemlerde alçalan dip yapıldı diye düşünüyorum. Yani bence burada bariz bir sat sinyali var. Sadece manipüle etmek için, şortları patlatmak için bence bu yükselişi yaptılar. Ha, bu düşüncem değişebilir mi? Tabii ki değişebilir ama bir de şu var. Haftalıkta dead cross'umuz var biliyorsunuz. Hani bu da hala aktif durumda. Bu da hala aktif durumda. Ve bu geçenki yaşadığımız düşüşler o dead cross'un vereceği etki değil aslında arkadaşlar. Şimdi dead cross dediğimiz olay hele ilk defa oluyorsa daha şiddetli bir etkisi olması gerekiyor bunun. Yani böyle yüzde yirmilik bir düşüş bunun vereceği sonuç olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü günlükte bile dead cross'larda çok daha sert düşüşler geliyor. E bu bir de haftalık dead cross arkadaşlar. Yani eğer çalışacaksa bu daha sert düşüşlerin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse toparlayacak olursak arkadaşlar. Ben şimdilik hala negatif düşünüyorum. Önemli dirençlere geldik. Bir retest hareketi yaşadık arkadaşlar. Ne zaman bu Bollinger orta bandı kırılır? Ne zaman bu turuncu çizgin üzerinde tutunmaya devam eder? Ne zaman maviyi de kırar arkadaşlar? Ve sinyallere bir bakarız, oturur, düşünürüz. Ona göre alım yaparız. Ha bunu hesaplamam için günlük kapanış görmem gerekiyor. Yani bugün alım yapmak gibi bir niyetim yok açıkçası. Yani her halükarda bugün alım yapmayacağım bilginiz olsun. Yani size diyeceğim gaza gelmeyin arkadaşlar. Bir anda %16 yükselmiş bir ürün var ve çok önemli dirençlere gelmiş. Bir ton short patlatmışlar. Hele longlar da arttıysa arkadaşlar buradan geri sert düşürebilirler. Dikkatli olmak gerekiyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.